Oyuncularımızın mücadelesinden çok memnunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani iyi mücadele ettik. İkinci yarı bir 10-15 dakikalık bölümde oyundan düştük ki bu da normal. Çünkü yani takımın 90 dakika boyunca bir takımın sürekli aynı tempoda oynaması kolay değil. Bir düşme yaşadık. Pozisyon da verdik. Yiyebilirdik de. Ama özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok erken golü bulunca ondan sonra maç bizim için çok daha kolay hale geldi. Çünkü çok açık verdiler. Bizim de önde çok hızlı oyuncularımız var. Yani önde buluşturduğumuz zaman özellikle Jovic olsun, Bifuma olsun, Fofana olsun çok tehlikeli oyuncular bunlar. Açık yakaladıkları zaman ki bu açıklardan çok iyi faydalandık bu akşamki maçta. Biz inandığımız yerde çalışmak istiyoruz. Bizim için önemli tarafı bu. Benim için teknik direktörlük yapmak çok önemli değil, açık söyleyeyim. Benim için önemli olan başarılı olmak. Yani ben işin başarı kısmını kovalıyorum. Teknik direktörlük yapma meraklısı değilim. Başarılı olmadıktan sonra zaten bu işi yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Zaten yaptırmıyorlar fazla Türkiye'de. O yüzden biz çok sağlıklı bir şekilde ekibimle beraber devam edip ve biz başarılı olmak istiyoruz. Bizim amacımız bu yani. Biz birinci hafta başlamışız, 15. hafta başlamışız. Onlar çok önemli değil bizim için. Sezonun ilk karşılaşması bizde Avrupa macerasından sonra, Şampiyonlar Ligi önelemesinden sonra burada kazanıp iyi bir şekilde başlamak istedik. Maçın başını iyi oynamadık. İlk yarıyı çok iyi oynamadık. Çok da kötü bir zemin vardı. Yani özellikle pas yapmayı engelleyen rakip de iyi kapattı. İyi baskı yaptı bize ilk yarı. Ama ikinci yarı özellikle bir 4 tane belki çok net pozisyonumuz vardı 0-0 iken. Atmamız gerekiyor. Yani bu Olympiakos maçlarında da iki maçta da aynı şeyi yaşadık. 1-0'ı yapmak gerekiyor. Rakibimiz bunu yaptı. 10 kişi de kaldık tabii ki. 10 kişi kaldıktan sonra gol yiyince arkasından mağlubiyet geldi. Yani 1-0'dan sonra 10 kişiyle de aslında 2-3 tane yine pozisyona girdik. Ama dediğim gibi bir türlü gol atmayı başaramadık. Partizan maçından sonra evet yendik. Çok üzülmüştük eleyemediğimiz için. Ama artık lige döndük dedik. Bugün de ligde galibiyete başladık. İnşallah bundan sonra da artık önümüzdeki maça bakacağız. Trabzon maçına bakacağız. İnşallah Trabzon maçına da gidip orada da inşallah en güzel sonuçla dönmek istiyoruz. Evet, bugün de bizim maçtaki galip demem. 3-0 daha iyi. Ben tebrikler benim arkadaşta. Tebrikler taraftar, tebrikler cami Malatya Spor'da. 3 puan daha iyi bizim. Ben de gol yapıyorum. Ben çok mutlu. O zaman devam diyorum şimdi.